Bir görünüş penceresinde modelin ne kadarının gösterileceğine dair ayarlar ve görünüş penceresinin bir takım diğer özellikleri, görünüş özellikleri diyalog kutusundan değiştirilir. Görünüş özellikleri diyalog kutusunu görünüş penceresinde nesne olmayan herhangi bir noktaya çift tıklayarak açabiliriz. Yalnız bunu ancak düzenleme modunda iken yapabiliriz. Animasyon modunda çift tıkladığımızda diyalog kutusu açılmaz. Şu anda animasyon modundayız. Çift tıklıyorum ama diyalog kutusu görüntülenmiyor. Düzenleme moduna geçiyorum. Tekrar herhangi boş bir noktaya çift tıkladığımda diyalog kutusu görüntüleniyor. Diyalog kutusunda sol üstte görünüşün adı yer alır. Bunu bir sonraki bölümde ilgili videoda daha detaylı anlatacağım. Soldaki alanlar görünüşün model koordinatlarındaki sınırlarını belirlemek için kullanılır. Near ve far alanlarını kullanmayacağız. Up ve down alanları görünüşün lokal koordinat sistemi orijini baz alınarak görünüşün lokal z ekseni boyunca ne kadar mesafe içerisindeki nesnelerin gösterileceğini belirler. Bu mesafenin dışında kalan nesneler bu görünüşte gösterilmez. Eğer her iki değerde 0 ise limit tanımlanmamış olur. Yani tüm nesneler gösterilir. Buraya girilen değerler Comosys durum çubuğundaki uzunluk birimine göre belirlenir. Yani sağ altta santimetre yazıyorsa, bu değerler santimetre, metre yazıyorsa metredir. Şu anda metre seçili. Dolayısıyla yukarıya 50 metre, aşağıya da eksi 5 metrelik bir alanı kapsıyor. Yukarı ve aşağı tabii ki lokal koordinat sisteminin orijine göre belirleniyor. Min x ve max x ve min y ve max y görünüşün lokal x ekseni boyunca ve lokal y ekseni boyunca kapsadığı alanı gösterilir. Her iki değerde 0 ise herhangi bir limit uygulanmaz. Burada altta bulunan up-down metot seçenek kutusunda partial yani kısmi ve full yani tamam şeklinde iki seçenek vardır. Partial yani kısmi seçeneği seçiliyse bir nesnenin sadece bir kısmı yani bir noktası dahi eğer o görünüşün bu limitlerin içerisinde kalıyorsa o nesne çizilir. Tamamı çizilir. Eğer full seçiliyse bir nesnenin bütün noktaları ancak o görünüşe giriliyorsa o nesne çizilir. Bir noktası dahi o görünüşün bu sınırları içerisinde yer almıyorsa o nesne çizilmez. Şimdi bu değerleri değiştirerek bir görelim. Burada 50 metre görünüyor. Bunu 5'e düşürüyorum. Ve kapatıyorum. Evet. 5 metreden daha yukarıda kalan nesneler görüntülenmedi. Bu arada bu kolonlar aslında 5 metreden uzun ama burada kısmi seçeneği seçili olduğu için kısmen giriyorsa bir nesne o nesne görüntüleniyor. Bunu tamamı şeklini ayarlayalım. Tekrar OK diyerek kapattım. Evet artık eğer bu görünüşe giren nesnelerin tamamı o görünüşün sınırları içinde yani eksi 5 ve artı 5 z koordinatları arasında değilse o nesneler görüntülenmiyor. Kolonlar 5 metreden daha yukarıya taştığı için o kolonlar gösterilmedi. X ve Y ayarları da yine benzer şekilde çalışıyor. Örneğin buraya 4 girdim. Evet. X düzleminde 0 ve 4 metre arasında kalanlar gösteriliyor. Onun dışında kalanlar gösterilmiyor. Tekrar eski haline getiriyorum.
Bu kısımdaki alanlar görünüşü döndürdüğümüzde bakış açımızın hangi eksenler etrafında kaç derecelik dönüşlere denk geldiğini gösterir. Bu alanları kullanarak bakış açımızı sayısal olarak, yani yaklaşık değil tam olarak ayarlayabiliriz. Buradaki koordinat sistemini çiz seçeneği o anki aktif koordinat sisteminin çizileceğini gösterir. Varsayılan olarak bu ayar her görünüşte seçili olarak gelir. Örneğin kaldırıp görelim. Evet, koordinat sistemi okları çizilmiyor. Projeksiyon tipi ile ilgili bu ayarlar görünüşün izometrik mi yoksa perspektif çizim kurallarına uygun şekilde mi çizileceğini gösterir. Değiştirebiliriz. Evet, perspektif görüntüyü aldık. Perspektifte görünüş daha gerçekçi olmasına rağmen mesafeler değişik gösterildiği için modeli tanımlarken zorluk yaratabilir. Dolayısıyla modeli tanımlarken izometrik modda çalışmayı seçebiliriz. Clipping ile ilgili bu ayarlar ise varsayılan olarak aktif değildir. Bu seçeneği seçerek aktif hale getirebiliriz ve aktif hale getirdiğimizde görüntüye giren bu ayar, görüntü alanının sınırlarını belirleyen ayarlarda bir nesne görüntü sınırlarının dışına kalıyorsa bile çizilmeyecektir. Örneğin buraya 2 girelim. Bu araya dikkat ediyoruz. Kısmi seçeneği seçili. Evet, yani gördüğümüz gibi bir nesne aslında o görünüşe girse bile o nesnenin o sınırlar dışında, yani x'i 2 belirlemiştik, 2 dışında kalan kısmı çizilmiyor, kesiliyor. Görünebilirlik ve seçilebilirlikle ilgili diğer ayarları sonraki videolarımızda daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu anlattığım kadar ayarlar görünüşle ilgili başlıca yapabileceğiniz ayarları kapsıyor.